Hızlıca konuya giriyorum. Bugünkü mevzu Gentil Butik. Gentil.butik. Instagram üzerinden satış yapan bir işletme. Hatta sadece Instagram'da değil, gördüğüm kadarıyla web üzerinde bulduğu her mecrada satabildiği, bulabildiği kim varsa herkese ürün satışı yapıyor. Şikayet var adresinde şu an için gündüz baktığımda 54. Şu an için gördüğüm kadarıyla 60'a çıkmış bir şikayet sayısı söz konusu. Öncelikle mesela şikayet var adresinde Tolga Gentil Butik muhatap yok. Ahmet Gentil Butik ne iade ediyorlar ne cevap veriyorlar. Gentil Butik ürün değişimi yapılmadı. Gentil Butik ürünler kalitesiz. Gentil Butik hatalı ürün ve iade edilmeyen ürün. Bu böyle devam ediyor gidiyor. Tabii bunlar şikayet vara yansıyanlar. Bir de bu işin hakemiyeti boyutları var. Yine bize destek veren bir hanımefendi var. Kendisine buradan cesaretinden dolayı ayrı teşekkür ediyorum. Bize destek verdiğinden dolayı da ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu firma ile ilgili yasal süreç başlatan bir hanımefendi sağ olsun. Bugün yaptığımız görüşmede bu çekimi yapabileceğime dair de kendisinden izin aldım. Konu nedir? Konu Instagram üzerinde satış yapan Gentil Butik adlı işletmenin ilgisiz, alakasız ürün sevki, eksik ürün sevki, hiç ürün sevk etmemesi, gönderdiği ürünlerin bahsettiği değer ve kalitelerde olmaması ve aynı zamanda her şeyi geçtim bir hanımefendiyle, bir kadın ile yani şu yazışmalarda olduğu gibi böyle terbiyesizce, ahlaksızca, saygısızca bir yazışma tarzına, üslubuna bürünmüş olması zaten güya olan işletme kalitelerinin ne kadar iyi olduğunu da ortaya koyuyor. Tüketici diyor ki kendisine ben size X liralık ürün siparişi verdim ve bunun karşılığında X bedel yatırdım. Siz bana Y liralık ürün gönderdiniz. Kalanını ne zaman göndereceksiniz? Karşı taraf şöyle bir cevap yazıyor. Kalan ürünler derken hanımefendi haklı olarak şaşırıyor ve diyor ki yahu takım halinde ceket, kazak ve kolye sipariş ettim ya hani. Hani siz de bunun sadece kolye ve kazak gönderdiniz de ceket gelmedi ya sallıyorum orasını. Hangisi olduğunu hatırlamadım şimdi. Ben bunları mümkün olduğunca gerekirse fotoğraflarını çekerim. Sizin okumanız gereken bölümleri elbette ki tüketicinin bilgilerini gizleyerek bunları bakacağım, yayınlayacağım gerekirse bu videoya ekleyeceğim. Ve siz kendiniz karar verin ben mi çok abartıyorum, ben mi olaylara hakikaten böyle çok abartılı bir yaklaşım sergiliyorum bilemiyorum. Netice itibariyle örnek veriyorum 1000 lira para yatırmışım, 3 parça ürün istemişim, bunun 2 parçası gelmiş. Üçte birlik yine örnek veriyorum 300 liralık bölümü gelmemiş. Ben de kalan bu 300 liralık bölüm için gayet kibar bir dille o kadar da güzel hanımefendi yazmış ki yani ne zaman yollarsınız acaba? Karşı tarafın bu sokak ağzına rağmen hanımefendi yine de sağ olsun üslubunu bozmamış. Fakat bir gün iki gün arayla bu yazışmalar hep devam etmiş. Yani örnek veriyorum şu an baktığım 19 Ocak. Daha önce baktığım 21 Ocak'tı. Bunlar böyle devam etmiş. Ve enteresandır ki şöyle durumlar oluyor. Merhaba, kalan ürünleri hala göndermediniz. Hatırlatmak istedim. Sonra bir yanlışlık mı oldu acaba diye hala hanımefendi hatayı işte başka yerde arıyor. Cevap gelmeyince cevap vermeyecek misiniz acaba diyor. O gün bütün gün yine cevap yok. Ertesi gün 20 Ocak tarihinde acaba göndermediğiniz ürünlerin para iadesini gerçekleştirebilir misiniz en azından diyor. Hanımefendi de aşırı kibar. Yine ne yazık ki bir muhatap bulunamıyor. Hanımefendi kendini hatırlatmak için anladığım kadarıyla nokta işareti yapıyor gönderiyor. Karşı taraftan ses seda yok. Nokta işareti yapıyor gönderiyor. Karşı taraftan ses seda yok. Sonra fırça faslı geliyor. Evet evet yanlış duymadınız. Fırça atıyor karşı taraf. Bu ne hanımefendi? Diyor. Arkasından diyor ki böyle ne demek istiyorsunuz siz? Ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Hey dostum senin derdin ne ha?
diye böyle Amerikan vari enteresan bir şey söylüyor. Hanımefendi diyor ki ya, yazışmaların ekran görüntüsünü alıp gönderiyor. Ve karşı taraf, çok şaşıracaksınız ama yine kalan ürünler derken diyor. Arkasından ne gelmedi onu anlamıyoruz. Ne her şeye nokta atıyorsunuz, probleminiz ne diye soruyor. Hey dostum, senin sorunun ne ha? Hanımefendi diyor ki yine kazak ve kolyeyi göndermediniz. Vallahi çok sabırlıymış. Ciddi söylüyorum yani. Ve bu yazışmalar sayfalar dolusu devam ediyor. Ve hanımefendi diyor ki yani siz yani anlamıyor musunuz beni bir türlü? Ben parasını ödediğim ürünleri göndermeyeceğinizi anladım. Paramı iade edin diyor. Fakat ne yazık ki bu Gentil Butik. Bu şeyden dostlar, onu da söyleyeyim, Gentleman'dan yani Gentil.men olarak yola çıkmışlar. Anladığım kadarıyla Gentil.men olarak tokatlayacaklar bitince Gentil.butik olarak devam etmeye karar vermişler sanırım. Yine her bu tarz videomda yazdığım gibi bu işletmeye veya işletme olup olmadığı da belli değil. Çünkü savunma için yollanan belgeler bahsettikleri adreste bulunmadıkları için ne yazık ki geri geliyor. Yani yasal olarak karşımızda bir muhatap da bulamadığımızdan dolayı ben bu tarz yayınladığım her videoda olduğu gibi bu videoda da bu Gentil.butik denilen yerin, işletme de diyemiyorum, bir vergi levhaları, vergi numaraları falan da bulamıyoruz bir türlü. Kendilerine diyorum ki beni mahkemeye verin. Direkt söylüyorum. Hakaret davası açın, ticari karalama davası açın, ne açıyorsanız açın. Beni mahkemeye verin. Sizler beni mahkemeye verdiğiniz sürece devletin karşısına siz de çıkmak zorunda kalacağınızdan dolayı bu vatandaşların hakkını sizin burnunuzdan getire getire size soracağız. Açık ve net soracağız. Ve ben bununla kalmadım. Onu da söyleyeyim. Bugün dayanamadım. Dedim ki bu iş böyle olmayacak. Bu tarz firmalar, işletmeler iyice azıttı, sapıttılar. Ve bugün saat 7 Nisan 2021 saat 16.43'te Gentil.butik Instagram hesabını siber suçlarla mücadele birimine, Fethiye Bilinçli Tüketici Derneği hesabından ihbar ettim. Aynı zamanda yaptığım incelemelerde gördüğüm kadarıyla satışlarınız faturasız, vergi de ödemiyorsunuz. Devletimizden bir de vergi kaçırıyorsunuz anladığım kadarıyla. Karşınıza bir muhatap bulup sorulara da cevap veremediğinize göre. Aynı zamanda şikayet vardı ki birçok insan faturasız ürünler geldiğini de söylediğine göre ben bunu aynı zamanda siber suçlarla mücadele ile birlikte ihbar@maliye.gov.ct.tr adresine de yine bildirdim. Yani sizi hem siber suçlarla mücadele birimine hem de aynı zamanda Gelir İdare Başkanlığı'na bağlı olan maliye.gov.tr adresine de sizi ihbar ettim. Bir dernek vasfı ile, tüzel kişilik vasfı ile sizi şikayet ettim. Eğer bu şikayet ettiğim yerlerden sonuç alınmıyor ise Cumhuriyet Savcılığına gideceğim. Bizzat yeniden şikayet edeceğim, ihbar edeceğim. Bu öğlen 50 olup da şu ana kadar bile 60'a yükselmiş şikayet var sitesindeki şikayet sayılarındaki insanları da tek tek bulacağım. Onların namına da gerekirse şikayette bulunacağım. Onları da yönlendireceğim. Her birini Cumhuriyet Savcılığına sevk edeceğim. Nasıl yapmaları gerektiğini tek tek anlatacağım kendilerine. Bu yaptıklarımızı sizin burnunuzdan fitil fitil getirene kadar elimizden ne geliyorsa bunu ardımıza koymayacağız. Açık ve net söylüyorum. 30,3 bin takipçiniz var şu an Instagram hesabında. İnsanlara yaptıklarınızı insanlar, siz Instagram veya diğer sosyal medya hesaplarında insanların negatif bütün yorumlarını silip kaldırıp şahısları da engellediğiniz için hiç kimse bunları göremeyecek zannediyorsunuz. Hadi sıkıysa gel bu YouTube videosunu kaldır bakayım. Buradaki yorumları, bu videonun altına yapılacak yorumları kaldır bakayım. Ona gücünüz yetiyor mu yetmiyor mu? Bu insanların parasını ödeyeceksiniz kardeşim. Bu insanlardan neyin parasını aldıysanız onun da malını göndereceksiniz. İkisinden biri. Vatandaş ne istiyorsa, yasal seçim hakkı ne ise onu yerine getireceksiniz kardeşim. Ya bu videonun altından beni bulun ya Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin mahkemelerine gidin beni bulun.
Ya siz beni bulun ya da bir şekilde ben sizi bulacağım. Bilginiz olsun. Bu kadar insanın böyle kolay değil öyle çatır çatır paralarını alıp da böyle ne üdüğü belli olmayan yerlerde, sitelerde satış yapıp da böyle insanların parasını alıp sağa sola kaçamayacaksınız. Hiçbiriniz, insanlar bu konuda bilinçleniyor. Biz elimizden geldiğince insanları bu konuda bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Bizler kenetleneceğiz, bizler birleşeceğiz. Sizlere karşı çok daha büyük bir güç olacağız. Hodri meydan diyorum size. Cesaretiniz varsa çıkın karşıma da görüşelim. Bana hakaret davası açın kardeşim, bekliyorum. Hakaret ediyorum size, dolandırıcısınız. Hakaret ediyorum size. Bana dava açın. Dava açın ki devletin karşısına birlikte çıkalım. Ben de sizi bulmuş olayım. Görüşeceğiz. Dostlar lütfen dikkatli olun. Sizlerden de tek ricam. Bakın Instagram gibi, Facebook gibi mecralarda inanılmaz satışlar yapılıyor. Akla hayale gelmeyecek. Başka dosyalar var elimde. Bakın hepsinin üstünden tek tek geçeceğiz sizlerle. Yani bana ulaştırılan öyle çok dosya var ki inanamazsınız. Fakat ulaştıran dostlarımda da çok büyük hatalar var. Kimse darılmasın, gücenmesin. Ne gibi hatalar var? Kardeşim Facebook'ta gördüğün bir tane adamdan mal satın almışsın. Hakem heyetine şikayette bulunmuşsun. Malın ne olduğu belli değil. Kaç para yatırmışsın belli değil. Nereye ödemişsin belli değil. Adam kim ödemiş o da belli değil. Sonra da hakem heyetine geliyorsun, diyorsun ki beni dolandırdı, paramı gidin ondan alın. Ya abi nereden gideceğiz alacağız? Kim? Etmeyin gözünüzü seveyim ya. Önünüze her çıkan böyle ben ticari işletmeyim diyen şahıslara veya dolandırıcılara itimat etmemeyi öğrenin artık siz de lütfen. Rica ediyorum. Gentil.butik isminde var burada. Bak şimdilik ismini söylemiyorum. Şahıs olarak bunu söylemiyorum şimdilik. Eğer bu vatandaşların mağduriyeti giderilmesin, bana ulaşıp da bir yanlışlık olmuş, ne demek olur mu öyle şey falan kıvırma payı da bırakıyorum size. Açık ve net. Hadi onu da bırakıyorum size. İsmini açıklamıyorum şimdilik. Bu vatandaşların mağduriyeti giderilmediği sürece bu isimler de açıklanacak. Bulduğum her noktada, bu arada zannetmeyin ki bu YouTube videosunu yayınlayıp da bu işin peşini bırakıyorum. Hayır, devlet kanalından da hala peşinizdeyiz. Sizi bir şekilde bulacağız, bu tebligatı yapacağız. O savunmayı vereceksiniz. Zaten biz her şekilde sizinle ilgili gerekli bütün yasal işlemleri başlatıyor olsak da size yine de açık ve net söylüyorum, bir kıvırma payı bırakıyorum. Hani olur ya bu videonun altına gelip de yanlış anlamışsınız beyefendi, işte kuzenim yazmış falan filan diyebilmek için bir pay bırakıyorum size yine de. Dostlar sizlerden de tek ricam, lütfen daha dikkatli olalım. Bu tarz Instagram, Facebook gibi bilinmeyen, adı sanı bilinmeyen yerlerden, ha tamam Instagram, Facebook biliniyor da siz buradaki şahıslardan mal alıyorsunuz. Ve dolayısıyla da karşınızda resmi bir muhatap bulamıyorsunuz. Bakın herhangi bir sorun olduğunda bu hanımefendinin dosyasında olduğu gibi vergi levhası, vergi numarası yok, vergi dairesi yok, bahsi geçen adresi böyle bir kimse yok her şeyden evvel. Ben her şeyi geçtim. Instagram, Allah senin de belanı versin. Versin açık ve net. Ya arkadaş, yani sana da ulaşamıyoruz. Yani Instagram'a ulaşalım diyorsunuz. Bir yandan da düşünüyorsunuz kardeşim, devletimiz ne kadar haklıymış diyorsunuz. Yani bizim ülkemizde işte temsilciliği olmak zorunda, karşında bir muhatap bulmak zorundasın. Ya ben devletin tüzel kişiliğine sahip bir derneği olarak Instagram'ı arayıp kardeşim bünyenizde böyle böyle bir vatandaş satış adı altında dolandırıcılık yapıyor. Bu hesabı askıya almanız gerekir. Sizi tavsiyede bulunuyorum. Ha aynı zamanda devlet kanalıyla da biz size yasal bildirimde bulunacağız. Ben şimdilik rica ediyorum. Rica ile kapatmıyorsanız dolandırıcılık yaptıkları tespit edileceğinden ve edilip ispat edileceğinden dolayı mahkeme kararıyla yarın zaten paşa paşa bu hesabı kapatacaksınız. Siz nasıl izin veriyorsunuz kendi bünyenizdeki bu tarz ahlaksız satışlara, her şeyi geçtim ya. Sizin bir denetleme biriminiz yok mu kardeşim? Instagram'da ayrı bir problem. Dostlar rica ediyorum ya, artık toplum olarak bizim de bir bilinçlenmemiz, bir silkelenip bir kendimize gelmemiz gerekmiyor mu artık sizce ya? Yorumlarda görüşelim. Hoşça kalın.